Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. İsmail Kılıçarslan. İki sert gerçek. Alın size bir haber. Nevşehir'de yaşayan Bayramçe, kendisinden boşanmak isteyen karısının evine bombalı düzenek yerleştirdi. Kadına şiddetle mücadele meselesinde Türkiye epeyce mesafe aldı cümlesi hem sonuna kadar doğru hem de sonuna kadar eksik bir cümle. Doğru çünkü hem kamuoyunun duyarlılığı temin edildi hem de yasal düzenlemeler oldukça iyi yapıldı. Eksik çünkü kadına şiddetle mücadele konusunda iki sert gerçeği görmezden gelmeye devam ediyoruz. Nedir o sert gerçeklerden ilki? Hiç şüphe yok ki uyuşturucu ve özellikle de alkol kullanımının kadına şiddetteki rolüdür. İki yüzlü bir argümantasyon geliştiren modern dünya, bilhassa kadın dernekleri üzerinden kadına şiddetle mücadeleyi sürdürmeye meyyerken, diğer yandan alkolü büyük bir serbestlik kategorisi olarak değerlendiren hakim dünya düşüncesi suç-alkol ilişkisini neredeyse yok sayıyor. Oysa istatistiklerden öğreniyoruz ki, her türlü suçtan daha fazla olmak üzere, kadına şiddette alkol en ciddi problem. İçip içip karısını dövmek aşamasından içip içip karısını öldürmek aşamasına geçildi epeydir. Fakat tabii feminist dilin oluşturduğu kadına şiddetle mücadele dilini savunan insanların kahir ekseriyeti aynı zamanda alkol kötü bir şey değildir ve dünyadaki herkes bunu dengeli şekilde tüketebilir cümlesini de yedeğine aldığı için bu mesele sürekli öteleniyor, konuşulmuyor. Alkolün kadına şiddete etkisi tartışmaya kapalı bir gerçek olarak orta yerde dururken feminist dil son derece tartışmalı ve aslında bayatlamış bir cümleyi kadına şiddette eğitimsizlik çok önemli faktör cümlesini dolaşımda tutuyor. Oysa net şekilde anlaşılıyor ki kadına şiddet büyük oranda eğitim durumundan bağımsız olarak ilerleyen bir tehlike. Hatta maddiyata bağlılık bile büyük oranda alkolden daha az önemli bir gerçek. Hal böyleyken alkol tüketimini bir hayat tarzı savunusu olarak kabul edip kadına şiddet konusunda yok saymak meselenin teşhisini doğru yapamamak anlamına geliyor. Teşhis doğru olmayınca tedavinin doğru olmasını bekleyemeyiz elbette. İkinci sert gerçekse, 20. yüzyılın başından beri ilerleyen erkeğin toplumsal rolünün paramparça edilmesi projesinin kesin bir başarıya ulaşmış olması. Baba ve eş olarak erkek, anne ve eş olarak kadından fersah fersah daha güçsüz bir noktaya ilerletildi. Kadının ekonomik bağımsızlığı zaten bir yana, sosyal ilişki kurma kabiliyetleri zaten oldukça az olan erkeklere kalan tek şey bedensel işler gibi duruyor kariyer avantajını kaybeden erkek merhamet temelli bir evlilik hayatı da yaşayamıyor zira bütün dünyaya kodlanan şey merhamet temelli ilişkilerin kötü olduğu yönünde buna bir de çocuk yetiştirme konusunda tek yetkili taraf annedir palavrası eklenince erkek dediğimiz adam tüm temel oryantasyonunu kaybetmiş bir zavallıya dönüşüyor çocuğunun babası ama üzerinde terbiye hakkı yok eşinin kocası ama eşinde huzur bulamıyor bir yerde çalışan ama kariyer avantajını kadınlara kaybetmiş durumda. Biraz radikal gelebilir kulağa ama kadına şiddet bahsinde, erkeğin toplumsal rolünün parça pinçek edilmiş olması başlıklı o sert gerçek dile getirilmemeye, konuşulmamaya, yok sayılmaya devam ederse milim mesafe alınabileceğine inanmıyorum. Yine radikal gelebilir kulağa ama toplumsal cinsiyet eşitliği teorisi kadına şiddetin ilacı değil, nedenidir cinsiyetin fıtri, yaratılışsal, ontolojik bir gerçek, bir gerçek olduğunu kabul etmeden, cinsiyet eşitliğini bu fıtri gerçek üzerine bina etmeden kurulan her cümlede, alınan her tedbirde, atılan her adımda boştur. Rolünü, ağırlığını, fıtratını kaybetmiş erkeklere hangi bilinç kampanyasını yaparsanız yapın, hangi duyarlılığı pompalarsanız pompalayın olmayacak, sonuç vermeyecektir. O hastalık kendini tekrar tekrar var edecek bir zemin bulacaktır. Bütün bunları yazarken aynı zamanda tüm bu bilinçlendirme faaliyetleri, tüm bu yasal düzenlemeler olmasın falan da diyor değilim. Yanlış anlaşılmasın. Sadece büyük bataklığı kurutmak yerine bataklığın ürettiği sineklere ilaç sıkmak doğru yöntem değil demeye çalışıyorum. Yarın kadına şiddetle mücadele günü. Umarım o bataklığı kurutmaya yönelik bir tartışmanın başladığı gün olur ve yine umarım derdimi sarahaten anlatma kabiliyeti göstermişimdir. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.